Selamlar ben Gamze. Artifact rehberleri serimizin yeni misafiri Thundering Fury. Hadi bakalım bu çok fazla kullanılmayan setimizi yakından inceleyelim. Thundering Fury'nin iki parçası artı %15 elektro hasarı bonusu sağlıyor. 4 parçası ise Overloaded, Electrocharged ve Superconduct etkileşimlerinin verdiği hasarı %40 kadar arttırırken bu tarz etkileşimler yaratmak ise etkileşimi yaratan ve alanda olan o karakterin element yeteneği kullanını 1 saniye azaltıyor. Bu özellik sadece 0.8 saniyede bir tetiklenebiliyor. Bu videonun yapıldığı sırada Tandering Fairy sağladığı bonuslardan ötürü çok talep görmeyen bir set aslında. İki parçasını belli karakterlerde kullanabiliyorsunuz ama bazı karakterler için farklı setler daha makul oldu. Genel olarak çoğu karakterin ilk seçeneklerinden olmuyor iki parça Thundering Fury. Mesela Off-Field DPS olarak Fischl kullanıyorsanız iki Thundering Fury takabiliyorsunuz. Electro DPS olarak oynadığınız Lisa ve Catching'e duruma göre Yae'ye ya iki Thundering verebiliyorsunuz. Emblem setinden önce Bayron'un da ilk seçeneklerinden biriydi iki parça Thundering Fury. Fakat Emblem setiyle beraber başka elektro karakterlerin de iki parça Thundering Fury seçeneği sıralamada geriye düşmüş oldu. Emblem seti nedir nasıl çalışıyor görmek isterseniz de buraya sabitli olacağım. Gelelim dört parça Thundering Fury'ye. Bu setin dört parçasını kullanan karakter şu an için o kadar az ki ve yine ne yazık ki ilk seçenekleri de olmuyor. Mesela Electro DPS olarak kullandığınız Lisa'ya 4 parça Thundering Fury takabiliyorsunuz. Ama yine 2 parça Thundering, 2 parça bir atak yüzdesi seti aslında onun için daha verimli oluyor. Ya da EM gittiğiniz Lisa 4 parça Thundering Fury kullanabiliyorken aslında 4 yıldız bir artifact seti olan Instructors daha fazla işine yarıyor. Ama 4 yıldız bir set kullanmak istemezseniz Thundering'i yine de ikinci seçeneğiniz olarak tercih edebilirsiniz. Parça Thundering Fury'nin parladığı kısa bir dönem oldu. Şaşırtıcı ama elektro bir karakter olmayan Benatın bir dönem en iyi seçeneği olmuştu. Abyss'te elektro Ebislektren Abyss kalkanını en hızlı bu şekilde alabiliyorduk çünkü zaten Benatın element yeteneği kullandığını, özellikle Burst açıkken daha kısa. Bu setin dört parçada sağladığı bonusla da azaldıkça sürekli kalkana saldırıp bu şekilde Ebislektren kalkanını hızlıca kırabiliyorduk. Thundering Fury özellikle de şu an oyunda elektro karakterlerin bulunduğu konum ve başka artefekse erinden dolayı daha geri planda kalan bir artefekt seti ama yolumuz uzun. Belki onun da parladığı bir dönem gelebilir. Ben yine de son zamanlarda gelen elektro karakterlerin seçeneklerinde bulunduğu için bu seti bilmeyenler için tanıtmak istedim. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı, kanalımı takip etmek isterseniz de abone ol butonuna tıklamayı unutmayın lütfen. Görmek istediğiniz artefekt setlerini de yorumlarda belirtirseniz beni çok mutlu edersiniz. Herkese iyi farmlar.